Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Edim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Herkese merhaba, Radyo Spor Evetri'ye hoş geldiniz. 14.05 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Radyospor.com Twitter'da Ali Erim ve Mert Elam adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Türkiye'de beklenen yoğun kar öncesinde son programımız. Belki gelecek hafta bazı programları beraber yapamayız. Yollar ayrılabilir diye söylüyorum. Evet, ben cuma günü mesela büyük ihtimal olmam. Ben yani de, kardan ben bağımsız, de evden tabii. Çalışmayı düşünüyorum. Evden çalışmayı, yani hava biliyorum, gördün mü dışarısını, bayağı bir kapadı. Akşam geliyor bir hava var. Evet, geliyor gelmekte olan diyorsun. Geliyorum diye net bir şekilde bağırıyor. Yağmur da başlamış. İsa bizim arkadaşımız söylüyordu. Akşam da artık ilk karı göreceğiz. Bu fırtına öncesi ilk karı göreceğiz. Sessizlik. Evet. Şimdi iyi dönemlerimiz. Bakalım. Birazdan çıkınca yüzleşeceğiz bu havayla. Neyse, sen hemen git de eve. Şimdi Süper Lig'de 22. haftayı dün tamamladık. 23. hafta yarın başlayacak. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi, haftanın maçı pazar 19'da. Hakemler de belli oldu. Hemen haftanın programını ve hakemleri sizlerle paylaşayım. Böylece araya gönlü rahat bir şekilde gidelim. İşimizi yapmış bir şekilde gidelim. Yeni açıklandı hakemler. Yeni açıklandı. 13.30 Yeni Malatya Spor, Beşiktaş, Zorbay Küçük. UEFA kokartını yeni takan, FIFA kokartını yeni takan. Olsun, UEFA da taksın. FIFA da taksın. Beraber taksın. Kardeş. Cumartesi günü 16'da iki maç var. Sivas Spor, Fenerbahçe, Alper Ulusoy, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Suat Arslanboğa. Cumartesi 19'da günü tamamlıyoruz. Başakşehir, Göztepe, Arda Kardeşler. Zorbay Küçük, Alper Ulusoy, Suat Arslanboğa, Arda Kardeşler. Suat Arslanboğa, Alper Ulusoy bu hafta da sanki maç yönettiler diye hatırlıyorum. Tabii Alper Ulusoy yönetti. Çok dinlendirmeyi düşünmemiş. Bir de yoğun bir fikstür aslında hafta içi, hafta sonu. İlginç tercihler gelmiş merak eden. Pazar günü 13.30'da Kasımpaşa Kayseri Spor, Halil Umut Meler. Yine aynı saatte pazar günü Hatay Spor, Çaykur Rizespor, Sarper Barış, Saka. Pazar 16'da 3 maç var. Altay Konya Spor, Abdülkadir Bitigen. Aa. Şaşırdım. Evet, cezası bitti. Süper Lig'deki ilk maçı Çaykur Rizespor Galatasaray maçında Varda mı görevliydi? İşte Ali Palabik'te ikisi görevdeydi. Biri var, biri sağda. Geçen hafta birincilik maçı yönetmişti. Ali Palabik de Var'la birlikte geri döndü bu hafta içi. Şimdi ilk maçı Abdülkadir Bitigen'in. Güzel. Giresunspor, Alanyaspor, Mert Güzenge. Buna itirazın var mı? Yok. Antalyaspor, Gaziantep, Yasin Kol ve haftanın maçı pazar günü 19'da dedik. Galatasaray, Trabzonspor, Atilla Karaoğlan. Yalnız 3 yeni hakemi aynı hafta vermişler. Sarper Barisak'a, Mert Güzenge, Yasin Kol. Hı hı. Bu kadar hani riskli tercihlerde bulunmuyordum yani ki biraz daha garanti gidiyordum. Sarper Barisak'a da var aslında. Evet. Sağım işte kaç kişi saydım ben? 3 kişi saymadım mı? Sarper Barisak'a, Mert Güzenge, Yasin Kol dedim. Evet. Yanlış mı saydım? Ben de yanlış bir şey söyledim. Sarper Barisak'a da var. Evet. Yok, söylemediğim bir ismi mi söyledim? Kendimden şüphe ettim. Yo, ben şu an öyle kıvırıyorum. Üç isim riskli gözüküyor. Bir de bu derbi için de verilen hakem Atilla Karaoğlan'da. Yani benim için çok riskli değil de MHK'nin bakışı olarak riskli diyebilirsin Atilla Karaoğlan tercihine. Yani sen? Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır yok bu hafta. Evet. Halil Umut Meler de mesela Kasımpaşa Kayseri maçını vermişler. Evet. Hani çok orada kritik bir maç değil artık küme düşme hattında. Fırat Kayseri Aydınus rahat. Da yok. Bu iki takım da bu arada Kasımpaşa Kayseri ligin son 4 maça bakarsak en formda takımları. Biri 4 maçtır kazanıyor. Biri 4 maç, 3 galibiyet, bir beraberlik. İlginç bir tercih olmuş. Ali Palabıyık 1. Lig'de Bandırma Spor, Erzurum Spor maçına verilmiş. Abdülkadir Bitigen'den bir hafta geç başlıyor demek ki. Ona da evet. Cezayı öyle bir hafta fazla uygun görmüşler demek ki.
Evet, haftanın programı ve hakemler bu şekildeydi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz yine zamanında. Aradan döndükten sonra haftanın olayına bakacağız. Aynı zamanda Galatasaray'ın Kasımpaşa mücadelesini de konuşacağız. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-14 Süper Lig'de hafta içi fikstürü oynandı. Hafta tamamlandı. Mert'le beraber şöyle bu haftadan aklımızda kalanları konuşacağız şimdi. Mert, aslında öne çıkan başlıklar var haftayla alakalı olarak. Benim aklımdaki haftanın olayı net. Benim de. Ne senin haftanın olayı? Okan Kocuk. Evet, o zaman haftanın olayı konusu bitti. Yani ne olacak artık bu hafta sonra... başka? Ya mesela şey var şimdi. Var. Başakşehir'in serisini bitmesi Emre, evet, Belezoğlu'yla. Emre Belezoğlu'yla beraber ilk kez mağlup olması. Bu önemli. Yok, önemli ama Okan Kocuk kadar etki bırakmadı mesela. Önemli Emre değil Belezoğlu'nun diyorsun. Mağlubiyeti. O kadar konuşuldu mu? Hani sen diyorsun ya Başakşehir 9 kişi oynasa 3 gün sonra fark edilir diye. Evet. Hani bu serinin bitmesi de evet biliyoruz, farkındayız biz de ama bir Okan ne Kocuk. Ne yapayım diyorsun yani. Yani aynen. Ne yapayım haftanın diyorsun. Olayı olacak kadar bir etki bırakmadığını düşünüyorum. Hmm. Sen de herhalde katılırsın. Dediğim gibi ben de netim. Ben de Okan Kocuk'um. Penaltıları konusunda netim. Mesela Süleyman Musa yazmış. Hatay'ın Galatasaray'a 4 attıktan sonra 6 gol yemesi. Evet. Felaket. Mesela Galatasaray karşısında lig tarihinde 4 gollü bir galibiyet alıp peşinden 6 gollü mağlup olan bir takım var mıdır? Cevap veriyorum, yoktur. Yoktursa illaki yoktur. Bir de hani şartlar da eşit yani. Aynı oyuncularla çıktı Hatay. Hani 4-2 yendi, koronavirüs vakaları patladı. Kriz yok, bir sakatlık, evet, kriz yok. Yarısı yok falan. Hiç öyle bir şey yok. Aynı 11. Bir sonraki maça çıkıyor. Ve 6 gol yiyor ve hiçbir şey yapamıyor karşılaşma. Hani bir de... Bir isabetli şutu var. Hani 6-0 var, 6-0 var. Hiç bir şey üretemeden, rakibi hiç engelleyemeden hücumlarını, yani çok kötüydü. Ben ilk kere izledim, dediğim gibi ilk kere 2-0'dı. Felaketti Hatay Spor. İkinci kere daha da felaketmiş demek ki. 4 gol daha yediler. İnanılmaz bir durum. Bu da haftanın olayları adaylarından olur elbette. Galatasaray'ın oynadığı takımlara karşı Galatasaraylı futbolcuları mükemmel performansları demiş Yoğurtlu Makarna. Donk'un gol atması. Yunus Akgün'ün performansı. Haftalardan beri süre gelen bir olay. Emre Akbaba Galatasaray maçında oynamadı sanıyorum. Okan Kocuk bir penaltı kurtarmıştı. İlk karşılaşmada diye hatırlıyorum. Kiralıklar ve gidenlerden evet performanslar fena gözükmüyor Galatasaray'a karşı. Dün Donk çok güzel uzun toplar atmadı mı? Evet. Donk zaten öyle bir oyuncu. Dün çok denedi ama. Mesela Fenerbahçe'de Kimi de çok denedi. Şimdi konuşmadık karşılaşmada ama Kimin de özellikle sol stoper oynadı. Sağ tarafa doğru ilk yarıda. Ben de 4-5 net uzun pasını hatırlıyorum. Benim de aklımda o kalmış bu haftada. Evet, güzel de bir gol vuruşu yaptı dün Donk. Golde de hadi sana reklam öncesi söylemiştim. İçimde kalmasın, yayında da söyleyeyim. Şeye dikkat ettim bu karşılaşmada. İki takım da kornerlerde dörder futbolcuyla gol aradılar. Normalde bilmiyorum, dinleyenlere de sorayım. Dikkat ediyor musunuz? Kaç kişiyle kornerde gol aranır? Benim genelde gördüğüm 5'tir. Bazı takımlar cesur davranıp 6 oyuncuyla gol ararlar. Ya 5 ya 6. Ama Galatasaray dün ilk andan itibaren 4 oyuncuyla kornerlerde gol aradı. Dikkat edin, maçın tekrarını izlerseniz göreceksiniz. Özetlere bakın. Kasımpaşa'da bulduğu golde ceza sahası içinde 4 Kasımpaşalı futbolcu vardı. Galatasaray'dan herhalde 7-8 futbolcu vardı. Ama o kadar kalabalık içinde Donk bomboş kaldı. Ondan önce topa çok rahat durdu Kasımpaşalı, dokundu topa. Enteresan yani. Burada şunu anlamıyorum. Galatasaray neden bu kadar az kişiyle gol aradı kornerde? Bir de bu kadar az kişiyle hücum eden Kasımpaşa'dan nasıl gol yedi ve bu kadar bomboş bırakarak ceza sahası içinde nasıl gol yedi? Onu da çok anlamadım. Galatasaray'ın bu kadar az kişiyle gol araması da şuna bağladım. Dönüşlerde bir sıkıntı olmasın diye. Çünkü neden 4 kişiye gidersen 5 değil de 4? Bir oyuncuyu, korner kullanan oyuncunun yanına verdiler hep. Çıkıldağ oralarda bulundu. Hani paslaşarak kullanır mı acaba diye, ama onu da çok kullanmadılar. Ceza sahası içinde 4 oyuncuyla gol araması da garip geldi. Morutsan işte ceza yayında bekliyordu. Bir pozisyonda da zaten vurdu. Savunmadan döndü. Birinde de penaltı beklediği bir pozisyon. Yine korner dönüşü olması lazım. Onlara çalışmışlar ama ben pek mantıklı bulmadım. Serkan Sarıefe'de Trabzonspor'a yapılan eyyamdır demiş. Ne için?
Trabzonspor'un penaltısının tekrar edilmesiyle alakalı olarak. Hiç Eyyan falan değil benim okuduğum gördüğüm kadarıyla, hiç orada bir hata yok. Olması gerekeni yapıyor hakem ve VAR'daki ilgili kişiler. Afili yalnız Emre Belezoğlu'nun ilk Süper Lig mağlubiyeti şeklinde bir haftanın olayı tespiti yapmış. Yoğurtlu makarna düşme hattındaki takımların performansı demiş. Düşme hattındaki takımların performansı. Yeni Malatya Spor mağlubiyet, Altay mağlubiyet. Onu demiyor ya büyük ihtimal. Göztepe'nin, Kasımpaşa'nın galibiyetlerini söylüyor. Rize Spor galibiyet, Antalya mağlubiyet, Göztepe galibiyet, Kasımpaşa galibiyet. Göztepe üst üste 3, Kasımpaşa üst üste 4 maç kazandı. Bir de işte girişte söyledim, son 4 maça bakarsan en iyi takımlar işte Göztepe, Kasımpaşa, bir de Kayseri Spor. 3 galibiyet, bir beraberlik. Kasımpaşa 4 galibiyet zaten. Gaziantep son 4 hafta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet. Ki onların da maçı işte ertelendi ama dediğin gibi belki yine kazanacaklardı bu hafta. Onlar da iyiler yani form grafiği olarak. Trabzon, Galatasaray, üstteki takımlar. Hatay mesela son 5 maçın 3'ünü kaybetti. Aralarda böyle kazana kazana gidiyorlar. Ama alttaki takımların bir çıkışı var bu dönemde. Galatasaray'ın yeni teknik direktörüyle 2 maçı da kaybetmesi. Daha önce tarihte 2 defa daha görülmüş. Bu 3. oldu. Haftanın olayı olur mu? Tarihte 2 evet. defa görülen bir olay. 3. oldu. 2004 Hacı ve 89 Helt. 89 mu? Daha önce değil mi? 89 diyor. Ben 70'lerde diye hatırlıyorum o. Helt 70'lerde, 74 diye benim de aklımda kalmış. 2004-74 gibi. Bakacağım, merak 2004-74. Ettim. 2004-74. Sanki aklımda öyle kalmış. Bir bak bakalım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Helt çünkü ama sanki 70'lerde. Tarihte. Evet, bu da sıkıntılı bir istatistik. 3. kez olmuş. Ki bilmiyorum bu kadar kötüsü oldu mu acaba? Onu diyecektim ben de yani. Hani o maçların tane skorları toplamda 7 gol 2 fark oldu mu Galatasaray'a? Bu kadar yani pozisyon vermesi Galatasaray'ın bu karşılaşmada da, bir önceki maçta da, bunlar tahmin ediyoruz ki olmamıştır. Peki. Okan Koç'un kurtardığı yok, penaltılarla. Yok, senin de değilmiş. Ben başka bir isimle karıştırmışım. 89 ve 2004. Teknik direktörün adı? Siegfried Held. Almandı kendisi, evet. Hatırlıyoruz. Başarısız olup gitmişti. Öyle mi? Hatırlıyorum ben. Adam gözümün önünde. Benim aklıma başka bir isim geldi ya Held deyince. Karıştırdım. Şimdi peki bu kafanı karıştırır mı? Yok. Değiştirmez yani fikrini. Okan Kocuk konusunda ben çok netim. Ne yapsak olmayacak diyorsun yani. Yani baktım tekrar böyle kaçırdığımız bir şey var mı? Mesajlara da baktık ama Fenerbahçe maçından bir şey çıkar mı? Beşiktaş maçını unuttuk bile bu arada. Ben Beşiktaş kimle oynamıştı bu hafta? Bak işte unuttun değil mi? Salı günü oynandı. Beşiktaş Salı günü kimi yendi 1-0? Gaziantep'i yendi. Gaziantep'i yendi. Dur bakma, ben önden çık biliyorum. Karagümrük'ü yendi. Gaziantep önce yenmişti. Değil mi? Bak evet. Ne kadar eskide vallahi kalmış gibi. Aynı çok karışıyor. Aynısı bende de oldu çünkü programa girmeden. Karagümrük maçında penaltıdan gol attı Beşiktaş. Yani, bir şey olmadı Beşiktaş yok, maçında. Yok olmadı yani. Son bölüm olayı olacak bir durum yoktu. Kötüydü Beşiktaş adına. Tribünlerde o kadar fazla seyirci vardı ki giremediler. Dışarıda kalan binlerce insan. Aynen, Olimpiyat Stadyumunda. O vardı. Onun dışında bir şey yoktu. Yok. Fenerbahçe maçında da haftanın olayı olacak bir şey yoktu. Yani Alanyaspor'un mesela XG rekoru kırması. O da tabii adaylar arasında olur. Değil mi? Çok konuşulur. Ama Okan Kocuk kadar ama bu hafta ne konuşulan herhalde bir şey olmamıştır. Etki bırak. Evet, Giresunspor ligde sadece 22 karşılaşmada 22 gol yedi. Bunu sadece diye söylüyorum çünkü ligde şöyle bir bakarsak 8. basamaktan 20. basamağa kadar sıralanan takımlar arasında en az gol yiyen 2 takım var. Sivasspor 23 gol yemiş. Giresunspor 22 gol yemiş. Hani 23-22, evet yani o klasmanda 8 ile 20. arasındaki takımlar arasında en az gol yiyen takım Başakşehir, 21 gol yiyor ve bu alanda Giresunspor'u geride bırakmayı başarıyor ama maçı eksik. Maçı eksik, doğru, onu da unutmamak lazım. Yine de ondan sonra yukarı çıktığın zaman yani Hatayspor, Beşiktaş, Alanya, Fenerbahçe zaten 6-7 işte. Hepsi Giresun'dan fazla gol yiyor. Ligde ilk iki sırada yer alan takımlar Giresunspor'dan az gol yiyor. Yani Giresunspor alt ligden gelen bir takım. Artık 22 hafta geride kalmış. En az gol yiyen 3. takım.
peki alt ligden gelen takım diyerek tabii bir anlamda ben de yapıyorum. Hani küçümsüyor sonuçta, zor bir şey alt ligden daha. Küçümsemiyorsun, yok, zor bir şey olduğunu söylemek için. Tabii ben de aynı şekilde seni ayırmıyorum kendimden. Şu örneği vereceğim. Belçika'da şu anda lider kim biliyor musun? Alt ligden gelen bir takım. Alt ligden gelen bir takım. Bunu söyledikten sonra anladık onu. Biliyor muydun ya da öyle söyleyeyim o zaman? Yok, bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Orada da bir Türk golcü var. İnanılmaz bir performans gösteriyor. Sen Jilua takımın adı. Jiluaz ya da nasıl okunuyorsa artık Belçika'da bilemiyorum. Şu anda bayağı farklı da, yani 5-6 puan farklı da liderlik koltuğunda oturuyorlar. Çok büyük bir hikaye yazıyorlar. Orada hani Giresun'un buradaki golleme konusundaki başarısı takdire şayan ama Belçika'da bunun kat be kat fazlasını başaran bir takım var. Nevzat Galatasaray'ın düşme ihtimalinin konuşulmaya başlanması demiş. Kavun Peynir, Okan Koçuk gelecek haftalarda yine penaltı kurtarırsa tekrar haftanın olayı mı olacak diye biraz dudak bükmüş. Hayır, ama bu normal bir penaltı kurtarmak mı yani? Üst üste iki tane çıkardı. Evet. Adam daha ne yapsın yani? Ne, maçın üç, sonu üç artık mü yapsın? Maçın sonu bir de. Aynen, bir de kritik bölgede. Yunus ortada. Hüseyin Türkmen'in oyundan çıkarkenki tavrı demiş. Haftanın olayı olmaz. O kadar değil. Ertelenen maçta Şumudika kırmızı kart gördü. Yarın Beşiktaş karşısında ceza uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa yarıda kalan Antep maçında daha sonra olabilir mi? Kur'an nasıl abi, biliyor musunuz demiş. Yok, zaten o maçta zaten olamayacak. Maçın devamında kırmızı kart gördüğü için zaten tribüne gönderiliyor. Bir sonraki maçta cezalı olduğu için yarınki maçta da olamayacak Şumudika. Evet. Orada çok bir karışıklık yok. Karışıklık yok, aynen. Tabii şöyle mesajlar var. Onlar da gayet normal. Sabah biraz Mert de dile getirdi. Acaba bu hafta Süper Lig'de karşılaşmaların tamamı oynanabilecek mi? Ne diyorsun? Yani eğer oynanmaz ya. Söylenen kadar olursa oynanmaz. Evet, aynen. Söylenen kadar bir kar gelirse ülkeye, ki gelsin. Sonuçta biraz barajlarda olsun. Yaşlılar böyle şeyler ya. Ben de artık yaşlı olduğum için bunlara ben de dikkat ediyorum. Evet. Bunlar önemli. Siz gençler bilmezsiniz ama bütün küçüklüğüm böyle geçti. Bu işler de. Bu işler öyle. Biraz susuz kalacağız. Evet, susuz kalma tehlikemiz var. Doluluk oranları %20'nin altında. Bak, biz su zengini bir ülke değiliz sevgili Mert Erem. Yani kimler su zengini? Biz değiliz. Sana şimdi anlatmayayım geri kalanını ama biz su zengini bir ülke değiliz. O yüzden ne yazık ki artık böyle yağışlara mahkum bir ülke olmaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla özellikle yağmur değil, karın yağması önemli. Uzun süre kalması önemli. Yoksa işler sakat. Sonra yazın çok vızlanırsın burada. Üzülürsün. Bilmiyorum. İnşallah da böyle bir şey başımıza gelmez. Bunca yıl hep konuşuldu. Hatırladığım kadarıyla gelmedi hiç. Hani hep bir felaket senaryoları yazıldı. Hep bir şekilde kar yağdı, yağmur yağdı. Bugüne kadar gelmeyi başardık. Bu sene de herhalde kurtaracağız bu bir haftalık kar yağışıyla birlikte. Şimdi anladım. Beşiktaş Malatya'da, Adana'da problem çıkmaz. Sivas Fenerbahçe maçı sakat. Başakşehir Göztepe olabilir, bir ihtimal var. Kasımpaşa Kayseri öyle. Hatay Antalya'da problem çıkmaz. Altay zannetmiyorum. Giresun ve yine Galatasaray Trabzonspor derbisi. İstanbul'da yerine göre 10 santim, 30 santim, 60 santimlik karlar yok, bekleniyor. Allah Allah. Bölgelere göre. Hani Başakşehir Olimpiyat Stadyumu falan bir 30 santimi bulur bence. En az. Olimpiyatta mı oynayan var mı? Karagümrük Adana'da. Yok. Adana'da güzel. En fazla dönemez. Yani. En fazla dönemez. Ama o da problem değil. Zaten araya giriyoruz. Araya giriyorsun. Arayla ilgili de bak bugün mesaj gelmiş. Niye araya giriyoruz mesajı geldi? Evet, çünkü ben iki program. Ne oluyor arkadaş? İki program sordum yani. Bayram değil, seyran değil. Niye 29 benim nikahımın olduğu hafta sonu maç yok diye sorarken sonra geçenlerde sen söyledin 2-3 gün önce, çünkü Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da değil mi? Dünya Kupası eleme karşılaşmaları var. Orada bir milli ara var. Avrupa'da yok. Onlar ertelemişlerdi, hatırlayın. Evet. Covid sebebiyle. Orada birleşen bir fikstür var. Dörder maç dersen bayağı oynayacaklar. O yüzden de ligler yok. Güney Amerika'da da mı var? Ben şimdi Güney Amerika'da da var. Kuzey Amerika'yı görmüştüm çünkü Kanada'nın maçı var. Onların da durumu kritik. Liderler. O yüzden yok. Ama diğer Avrupa'da da herhangi bir maç yok. Yani Avrupa takımları da bir hazırlık maçı yok, da yapmıyorlar. Yok. Sadece Amerikalı olanlar gidecek. Diğerleri tatil yapacak ya da kulüpleriyle kamp yapacaklar. Ümit Koşar, Fatih Terim'in ekibinden geriye kalan tek isim Arda Turan ne zaman kadro dışı kalır acaba demiş.
ekibinden dün Galatasaray devre arası sahaya çıkarken bir ısınma hareketi yapıyor. Bunu fark ediyorsunuzdur. Fatih Terim döneminde başlamıştı. Bu hareketi yaptıran kondisyoner Fatih Terim döneminde de vardı. Scott Pirin'in yardımcısı olarak geçiyor sanıyorum. Tam ismini de bilmiyorum. Bugün gönderildi ediyor diye cümleyi tamamlamayacaksın herhalde. Yok yok. Ben öyle bir başladın ki. Yok yok, bilmiyorum. Belki gönderirler de şu an görevinin başında. Dün çünkü dikkat ettim devre arası ısınırken o isim vardı. Hakan Balta bildiğimiz kadarıyla Galatasaray'daki görevine devam ediyor o ekipten. Fatih Terim ekibinden devam eden iki isim ben gördüm şu ana kadar. Yani herkes gitmedi. Arda da oynadığına göre şimdilik evet, çok bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdilik. Tabii şimdilik her şey belli olmuyor bunlar. Abdullah Avcı Galatasaray maçında takımın başında sahaya çıkabilecek mi demiş Metehan. Evet. Bir maç ceza aldı çünkü. Cevap evet. Halil Demir, Mert Elen bir an önce evlense de havalar normale dönse artık demiş. Benim evet, evlilikten sonra normale dönecek inşallah. Yoğurtlu Makarna, Ali abi derin Mert Elen her yerde demiş. Görüyoruz adam maç bile oynatmıyor kendi düğün gününde, nikah gününde demiş. Kaçıracağız. Evet, güzel bir seçim evet yapmış Mert. Hiç de bunları bilerek böyle bir tarih almamıştık, denk gelmiş. Yusuf, haftanın olayı olarak İsmail Kartal'ın basın toplantısında yalnız kalması demiş. Ne diyorsun? Haftanın olayı olarak. Benim hoşuma gitmedi o görüntü. Yani diğer teknik adamlara yanında eşlik ederken Ali Koç geçici diye herhalde İsmail Kartal'ın yanında bulunmaması. Bizim çocuğumuz. Yani camiamızın evladı. Emre Belezoğlu hani kulüp içinden teknik adamlar geçti. Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Kuman. Hani anlarım onlar bir bas toplantısı yapma yanında bulunma da bu dışarıdan birini getiriyorsun. Sıfırdan getiriyorsun hani camianın çocuğu falan filan. Ben anlamam yani o yanında bulunması lazımdı Ali Koç'un. Yöneticiler oradaydı şimdi onu diyebilirsiniz. Üç yönetici gözüktü kamera ekranlarına geldi. Ama yetmez. Bu da bence kötü bir mesaj. Çünkü diğerlerine öyle yaptınız. Bu teknik adamı yalnız bıraktınız. Ben kıyaslarım. Belki o dönem futbolcu olanlar da bak Ali Koç bile çok değer vermiyor deyip farklı göze bakabilir İsmail Kartal'a. Serdar Ertekin, Fenerbahçe'mizin geriden gelip kazanması olabilir mi demiş haftanın olarak. O belki olmaz ama Galatasaray'ın öne geçtiği maçlarda 16 puan kaybetmesi o biraz daha enteresan geliyor. Fenerbahçe evet, zaten Altay Lig'in en formsuz takımı yani onunla geriden gelip kazanmak da haftanın olayı olmasın bir zahmet. Mehmet Ünlü, Mert Elam düğününe en ünlü olarak kimi davet edecek demiş. En ünlü olarak? Barış abiyi davet edeceğim. Başka kimi bekliyorsunuz? Fatih Terim'i falan mı davet edeceğim? Sanat camiasından şarkıcı arkadaşlarından bekliyorum herhalde. Bursalı Fettah Can nikah evet, sonrası bir konser verecek. Bilemiyorum Mert Elam neleri düşünüyor. Öyle bir şey yok tabii. Peki 14.31 oldu saatlerimiz. Az sonra yarışa gideceğiz. Gidelim mi Mehmet? Ne kadar var? Daha 4 hat varmış. Güzel. Ardından da Galatasaray Kasımpaşa mücadelesini konuşmaya başlayacağız. Mert'in sevdiği bir klişeyle devam edeyim. Radyo sünneti açanlar için söylüyorum. Galatasaray Trabzonspor derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu arada Beşiktaş'ta da kadro açıklandı. Evet, Fenerbahçe'de 2 tane Covid var kadro demişken. Aynen, şimdi 3-4 atlık vaktimizde aklıma gelmişken söyleyeyim. Wellington yok, Mehmet Topal yok, Salih Uçan yok Beşiktaş'ta kadroda ve bu üç ismi de sakatlık veya cezalık bir durumları da olmadığı söylendi muhabirler tarafından. Wellington'u çünkü bir önceki maça risk edebilirdik, etmedik. Evet. Sonraki maçta değerlendirebiliriz dedikten sonra kadroya giremedi. Wellington dünkü idmanda da yer almış bu arada. Ne oluyor peki Wellington ne şeyi var şimdi, günahı ne? Bilemiyorum. Yani yabancı sayısına baktım ama hiç orada bir problem yok. Kerem Kalafat almış Önder Hoca. Sağ bek alternatif olarak. Emirhan var yine klasik. Serdar var. Stoper'de Montero, Vida, Necip ve Serdar'dan yana kullanmış tercihlerini. Tercih herhalde bilemiyoruz. Bir transfer gelişmesi okumadık. Ümit Hamza, mesaj atan Ümit sayısı çok az. Artı bir ekleyeyim ben de geldim demiş. Eyvah. Bütün mesajları Ümit olarak okuyabiliriz. Bütün nickleri Ümit yapıyoruz. Evet. Bizim hep söylerim. Erkek lisesinde bir hocamız vardı. Hepimize Cengiz diyordu. Cengiz. Herkesin adı Cengiz'di. Cengiz 1, Cengiz 2, Cengiz 3 değil mi? Hayır, herkese Cengiz. Cengiz sadece. Çok güzeldi. Harika. Biz bir de kalabalıktık. Niye peki Cengiz? Ne? Niye Cengiz? Bilmiyorum. Bir mantığı olması lazım. Cengiz. Yusuf Hoca çok iyi bir hocaydı. Din, kültür, ahlak bilgisi hocasıydı. Çok çok iyi bir hocaydı. Bizde iletişimi çok yüksekti. Bak iletişim o zaman da çok önemliymiş. Sen hala iyi andığına göre zaten bir etki bırakmış. Bizi güldürerek, eğlendirerek anlatırdı din dersini.
bayağı iyi anlatırdı. Ondan sonra bir soru sorardık. Söyle Cengiz derdi. Öyle değil Cengiz derdi. Allah Allah. Evet, öyle bir şeydi. Biz de herkes Ümit diyebiliriz yani. Çok çok büyük bir problem değil. Ümit diye mesaj gelebilir. Fenerbahçe'de açıklama geldi. İki oyuncu pozitif çıktı. Hangi iki oyuncu olduğu henüz bilinmiyor. Yani evet, söyleyelim. Ortaya çıkar ama zaten. Evet, yarınki kadroya bakınca anlarız. Ki Fenerbahçe'de de hani bu hafta kolay bir fikstür yok Fenerbahçe açısından da. Sivas. Evet, Sivas deplasmanı. Hani kolay bir iş değil Fenerbahçe açısından. Bakalım hangi iki oyuncu Fenerbahçe'de koronavirüs sebebiyle Sivas karşısında olmayacak. Sivas'ta zaten eksikler var. Fenerbahçe'de iyi dayandı bu arada koronavirüs konusunda. Yani en dikkat eden kulüplerden desek yeri midir? Sanki çünkü onlarla ilgili hep pozitif haberlerde okuyorduk bu çok dikkat edildiği şeklinde. Fenerbahçe ile ilgili. Yani. Evet tabii öyle hastalık haberi gelmedi. Yani Galatasaray'dan bir ara böyle 5-6 futbolcu, Beşiktaş zaten çok vaka karşılaşmıştı. Trabzon 1-2 hep böyle 1-2 gitti. Evet. Yani zaten bu devirde çok, yakalanacak evet, tabii yani. Çok garip değil. Ne kadar dikkat edersen et yakalanma evet, kaçınılmaz. Mehmet büyük bir dikkat ekrana bakıyor. Biz de o zaman yarışa gidelim. Ardından da devam edelim. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya Spor'da bir transfer oldu. Antalya Spor'da forma giyen Hamilton Konya Spor'a transfer oldu. Nasıl yalnız zincirleme gidiyor transferler, farkında mısın? Bu durumda Ekuban transferi olmadı demek herhalde yanlış olmaz. Ben aynı bölge için düşünmediklerini tahmin ediyorum. Hamilton Serdar Güller'in bölgesinde oynayan bir oyuncu. Ekuban ise sanki orada Çıkarleş'in arkasında oynayacak oyuncu gibi. 10 numara. Hep, evet. İkinci forvet 10 numara gibi. Hep kafamda öyle planlıyordum. Tabii Konya Spor teknik heyeti ne planlıyordu bilemiyorum. Akıllarını okuyamıyorum. Ama sanki ikisi farklı transferler. Vişça gitti. Trabzonspor'a Başakşehir'den. Başakşehir Serdar Gürler'i aldı. Konya Antalya'dan ayrılan Hamilton'u aldı. Antalya Endavi'yi transfer ediyor, görmüşsündür. O da karagümrük forması giyiyordu. Yurt dışına gitmişti, El Ahli kulübüne galiba. O da geliyor. Bayağı zincirleme kanat transferleri oluyor Süper Lig'de. Evet, dönelim Galatasaray-Kasımpaşa maçına Mert Elam. Evet. Konuşmadan gidiyorduk, bitiriyorduk programı az daha. Yok, konuşacağız dedik. Konuşacağız da. 3-1'lik bir mağlubiyet geldi. Torrent'in ilk 11 seçimi. Bununla beraber hani Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun ilk karşılaşmaya göre biraz daha geriye gitmiş gördük. Evet. Fenerbahçe'nin ilk maçına benzettim ben sabah İsmail Kartal'la. Hani roller değişti. İlk maçlarda Galatasaray biraz daha hareketli gözükürken ikinci maçlarda bu sefer Fenerbahçe Galatasaray'a göre biraz daha kıpırdanmış gözüktü. Galatasaray'ın tabii ufak tefek bahaneleri vardı. Tabii bunlara sığınmak doğru değil ama o bahaneler ne? Orta sahada iki önemli oyuncusunun ki aslında çok da formsuz oyuncular bir taraftan. Şimdi bu bahane olarak sunuyorum ama bu oyuncular da son dönemde hiç neredeyse verim vermeyen, en çok eleştirilen oyuncuların başlarında geliyor Taylan ve Berkan. Ama onların yerine oynayan oyuncular da ya Alparslan bir tanesi uzun yıllar artık stoper oynamış bir isim. Bir de Fananolt yıllardır sol bek oynayan. Bilmiyorum Premier Lig'de hiç merkez orta saha geçmişi var mı? Benim izlediğim maçlarda yoktu. Ben yani görmedim. Aklımda da kalmadıysa çok yoktur. Tek tüktür en azından. Hani bir Ömer Bayram gibi bir yarım sezon, bir tam sezon merkez orta saha oynamışlığı yok diye ben de tahmin ediyorum. Bir kere o tercihler kağıt üstünde daha maç başlamadan sıkıntılı gözüküyordu. Eminim sen de benzer şeyi hissetmişsindir. Çünkü hani maç kötü oynandı, siz çok rahat konuşuyorsunuzdan ziyade maç önü birçok kişi, siz de herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Yani Alparslan, Fananolt, hatta nerede oynayacağı da belli değildi bu oyuncuların bu arada.
Normalde ben Ömer Bayram'la Varanolt'u görünce Ömer Bayram merkezde oynuyor diye düşünüyorum. Evet, üçlü düşünen olabilir. İşte Alparslan'ı görüp Marko Anelson acaba, çünkü bir önceki maçta üçlüye döndü, acaba yine mi üçlüye dönecek gibi düşünmüş olabilirsin. Ama sonra Torrent dedi ki 4-2-3 ile devam edeceğiz deyince bu sefer de Ömer Bayram'ı merkez düşündü herkes. Ama tamamen şaşırttı bizi Torrent, bu tercihlerde bulundu. Bir önceki maçın yarası herhalde onu bu kararlara itti. Yani orada geride çok boşluk verince Galatasaray, hem bu kornerlerde işte az önce söyledim 4 kişiyle hücum etmek, çok garantiye almak, kontra tehdidinin önüne geçmek, hem 2 tane defansif oyuncuyla, renksiz diyebileceğin oyuncuyla orta sahada oynamak, ki hani Fanaol defansif bak da aslında çok üst düzey bir oyuncu değil, çok da ileri çıkmadı zaten orada oynadığı bölgede. Hani geride kalmayı tercih etti. Belli ki Torrent bunu istemiş. Çünkü Fanaol sol bekken çok daha önde topla buluşan bir oyuncuydu. İleri çıkması, geride kalmasından ziyade Mert, iki oyuncu da her iki anlamda da katkı veremedi. Yani Galatasaray'da evet. Şimdi savunma önünde oynadılar da Galatasaray iyi mi savunma yaptı dün? Yok hiç. Ya pres yapamadılar. İşte yine benim dikkatimi çeken bir konu, pres olarak Galatasaray'ın bu kadar uyumsuz gözükmesi çok anormal bir şey. Orada da oyuncuların kafası karışıktı anladığım. Yani Alparslan önde basayım mı basmayayım mı emin olamadı. Çünkü bir pozisyon basmıyor, geride bekliyor. Halil o zaman pres yapmış. Alparslan'a işaret yapıyor neredesin diye. Sonraki pozisyon Alparslan prese gidiyor. Bu sefer geride açık veriliyor. Çok uyumsuz, ne yaptığını bilmeyen bir oyuncu grubu vardı sahada benim dün Galatasaray'da gördüğüm. Ama buna rağmen yine maçı Galatasaray'a getirecek pozisyonları da bir şekilde buldu Galatasaray. O da işin enteresan noktası. Bunu da set oyunuyla değil, genel olarak Galatasaray kaptığı toplarla rakibin hatalarını iyi değerlendirerek buldu. Golü öyle buldu. Ama mesela Galatasaray 2-1 öne geçseydi de Galatasaray maçı kazanırdı diyebilir miydik? Yok, yani bir önceki maçta diyemeyeceğin gibi bu maçta da diyemezdik. Yani ki Galatasaray'ın hani Torrent'in tespitine göre son 15 dakikadır çok büyük sıkıntı oluyor. Evet. Bu maçta da benzer bir senaryo gördük. O yüzden 2-1 olsa da hani belli olmaz tabii ki futbol, ama büyük ihtimal oradan da Kasımpaşa'dan bir geri dönüş bekleyebilirdik. Hani Fanaol Alparslan olmadı. Peki olan bir futbolcu var mıydı dünkü karşılaşmada bireysel olarak? Hiç benim dikkatimi çeken bir oyuncu yoktu dün. Yani net hiç. Ne Morutsan, ne Kerem. Zaten ne onlardan Halil. Çok bir şey beklenmiyordu ama Kerem'den beklenti vardı. Kerem biraz kendi standartının altında kaldı. Onu da eleştiremiyorum. Normal yani. Şimdi adam ne yapsın? Her maçta takımın seviyesinin çok üstünde oynayamaz bu oyuncuda. Peki sana 100 lira para verdim. Hı hı. Gerçi bu devirde 100 lira biraz az oldu ama. Dolar ver. $100. Evet. Çok oldu o da. Evet. O da çok oldu. Japon yeni verdim. Arasını bul. Japon yeninde anlaşalım. Şimdi sana 100 Japon yeni verdim. Evet. Galatasaray Trabzonspor maçında paranı nasıl yatırırsın? Paramı nasıl yatırırım? 1-0-2 mi oynamak zorundayım? 1-0-2 oynamak zorundasın. 1-0-2 oynamak zorundayım. Valla 2'ye yatırırım ben tamamını. Tamamını 2'ye yatırırsın. Tamamını 2'ye yatırırım. Riske girmem. Makeme Hamşik'te dönüyorsa... Dönüyorlar gibi gözüküyor. Dönüyorlar gibi gözüküyor aynen. Eksiklere rağmen, cezalara rağmen ben Trabzonspor'a yatırırım. Galatasaray Trabzonspor maçında iddiada bir adım önde gözüken taraf Galatasaray. Gördüm, farkındayım. Onu soracaktım da sen söylersin diye sormadım. 2.17-2.50 oranlı. Nasıl mesela Galatasaray'a bu kadar oran verilebiliyor? Normal mi yani? Sen daha iddiayla işli dışlı olan birisin. Çok anormal geldi bana bu oranlar. Anormal. Değişebilir de zaten. Yani bir adım öncesi gereken taraf Trabzon. Bir favori yapmayın Trabzon'u. 1.70-1.80 beklemiyoruz da. Bir 2-2.10'luk sanki Trabzon'a verilmesi lazım, evet. Gibi. 2.50'lik bir Trabzon oranı var. Yani senin 100 Japon yeni Trabzonspor'a yatırırım diyorsun. Aynen. Sen ne yaparsın? Ya Galatasaray, hani sabah da biraz anlatmaya çalıştım ya, bir fırsat olarak görebilir Trabzonspor karşılaşmasını. Hani ara öncesi böyle bir maça ihtiyacı var Galatasaray'ın. O yüzden biraz daha böyle enerjisini sahaya yansıtan, sonuna kadar mücadele edecek bir takım görebiliriz. Ama bu sadece biliyorsun. Niye bu maçta o yoktu işte? Ya işte biraz o içinde bulunan ruh hali. İşte Torrent'in söylediği işte Trabzon maçı şimdi kritik eşik oldu çünkü Galatasaray adına. Şimdi bu çok öyle değildi. Yani Torrent'in ikinci maçı bir iç saha karşılaşması ama öyle hani çok Galatasaray'ın endişe ettiği bir mücadeleydi, bir maç değildi.
İşte Trabzon maçı farklı. Bir de Trabzonspor maçı kazanılırsa Galatasaray o rüzgarı biraz arkasına alabilir. O yüzden bilmiyorum, ben hani Galatasaray'ın yenilmeyebileceğini düşünüyorum. O zaman bir kısmını beraberliğe falan mı yatıracaksın? Evet, Bitcoin düştü, biraz onu alırım. 100 Japon yenimle. 100 Japon yenimle biraz onu alırım. Kalanını işte bir beraberliğe oynayabilirim. Hani Galatasaray'dan ben bir şeyler bekliyorum bu karşılaşmada. Peki senin hep finallerle ilgili bir 2-3 gol. Bu final değil ama. Biliyorum. Derbilerle ilgili bir standart tahminin yok, yok mu? Mesela 0 gibi. Yok. İlk yarı 0. Yok. Ha, tamam. Yok. Onu merak ettim. Çünkü bende de öyle bir şey vardı. İlk yarı 0. Derbilerde mi? Gibi, evet. İlk yarı 0 biter gibi. Tabii bu tamamen kendi hissiyatım. İstatistikler nasıl bilmiyorum ama herkesin böyle belli şeyleri var ya, böyle klasik kalıpları, oranları, kalıpları. Hı. Bir 50'de oynarım, bir 55'de oynamam gibi. Ben de sanki oynasam hep ilk yarı 0 oynarım gibi. Ha, burada ne olur? Trabzonspor şu an tabii özgüvenli. Zaman zaman da Trabzonspor iyi oynadığı dakika sayısını arttırıyor. Eğer öyle bir maç başlangıcı ya da skor olarak Trabzonspor öne geçerse Galatasaray'ın işi çok zorlaşır. Yani iyi bir oyunla başlarsa Trabzonspor. Mesela ben Abdullah Avcı'nın yerinde de olsam mesela öyle başlamak isterim. Galatasaray'ı karşılayacağıma ben topa sahip olayım. Ben Galatasaray'ın üzerine gideyim. Hani o çünkü genelde böyle takımlarda o direnç ilk golü yiyene kadardır. Hı hı. İlk golü yedikten sonra kırılır giderler. Dağılırlar sahada. Ama ilk golü atarsa da çarpı 2 senin üzerine gelme, o maçın içine iyice girme ihtimali var. Tribünde maçın içine sokma ihtimalim var. O yüzden Abdullah Avcı'nın yerinde olsam da ilk golü ben atmak isterim. Gerçi şöyle de tersten yaklaşayım. Seninki ideal senaryo ama Galatasaray öne geçip de kaybediyor iki maçtır. Mesela ilk golü buluyor bir de. Hani ilk golü yediği senaryoda nasıl olur? Hani ilk golü atıp bu kadar kırılan bir Galatasaray, bir de ilk golü yese acaba daha mı kötü olur? Mantıken daha kötü daha, olması daha lazım. Daha kötü olabilir. Ama onu da görmedik. Bakalım olacak mı? Şu aklıma geldi Ali abi. Maçı tabii çok derinlemesine analiz edemeyeceğiz. Çok kısıtlı vaktimiz var da. Cornelius faktörü, yan toplardaki etkinliği ve Nelson Marka'yla eşleşecek. Duran toplar, akan oyundaki ortalar yine çok büyük problem olacak büyük ihtimal Galatasaray adına. Cornelius'un da eğer çok fazla böyle orta gelip pozisyona girerse maçı golle tamamlaması işten bile değil. Fizik üstünlüğü kuracağını düşünüyorum. Çok rahat çünkü. Hani Giresun maçında da gördük, golü atarken ne Perez onunla eşleşebildi, ne Diarra onunla eşleşebiliyor. Hani atınç olur karşında. Çarpışırsın, zorlanırsın ama Marka'da, Nelson'da öyle fiziğimi koyayım, alan bırakmayayım Cornelius'a ya da işte sıçrayayım, engelleyeyim, öyle bir durumları da yok. Çok büyük avantajı var Cornelius'un bu iki stopere karşı. Hamşik'in hafta içi dinlenmiş olması, ki hani oynamak istemiş, oynamamış, bir avantaj. Hüseyin'in cezalı olması bence bir avantaj. Trabzonspor açısından. Vakayeme Visca'nın ilk kez beraber oynama ihtimali yine Abdullah Avcı'nın elini kuvvetlendirebilir. Çünkü Abdülkadir Ömür yok. Evet. Değil mi? Ya Trabzon'a ben oynarım derken kadroda biraz zayıf Trabzon. Özellikle yedek kulübesi. Hani 11 çıkartacak. Çok iyi bir 11 çıkacak yine büyük ihtimalle. Ama oyun hamle konusunda da elinde oyuncusu olmayacak büyük ihtimalle çok üst düzey. Hani Yunus Mallı geliyor aklıma son maç. Onu da oyuna aldı. Onun haricinde hani Serkan Hasan ısınıyordu. İşte İsmail Köybaşı var. Stoperler var. Çok fazla bir oyuncu kalmadı. Fenerbahçe'de de 6 eksik yazılmış. Evet. Altay zaten tam olarak iyileşmemişti. Mert Hakan keza, Mesut, Muhammed, Zalai ve Ferdi. Zalai kaç cezalısı? Peki 2 Covid var. Ferdi, Mesut, Muhammed. Herhalde üçünden ikisi. Diğeri ne oldu? Kaçırdığımız bir şey mi sakatlık oldu? Sakatlık olabilir. Sakatlık. Bakalım, merak ettim ben de şimdi. Değil mi öyle yani, bu 6 isimden Mert Hakan'la Altay zaten sakatlıktan dönmeye çalışıyorlar. Zalay cezalısı. Ferdi. Mesut Muhammed'de kaçırdığımız bir cezalı durumu yok herhalde. Zaten Muhammed oynamadı son maçta. Ferdi de. Şimdi aklımda bir tek Zalay kalmış yok, orada cezalı olarak. Çünkü hani oluyor ya bazen tartışma, Mesut Özil neden kadroda yok, problem yarattı mı yaratmadı mı şeklinde. O yüzden 3 oyuncu olunca kafamda bir soru işareti oluştu. O da zaten gün içinde ortaya çıkar.
Evet, Galatasaray Trabzonspor mücadelesi. Tabii biz böyle konuştuk. Mert işte Cornelius'un hava toplarındaki gücünden, eşleşmelerden bahsetti. İşte ben Galatasaray'ın tepki verebileceğini düşündüğümü söyledim ama bir de sağ şartları da işin içine girebilir. Değil mi? Hiç hani, ondan bağımsız konuştuk. Hani maç oynanabilir ama maç kötü bir sahada da oynanabilir. Zor koşullarda da oynanabilir. Bunları da bu hafta herhalde Türkiye genelinde yaşayacağız, göreceğiz gibi gözükmekte. Evet. Fenerbahçe de bu arada Berke'de kadroya dönmüş. Onu da söyleyelim. Çünkü bir önceki maçta bekleniyordu. Dönmemişti. Evet, dönmemişti, doğru. Şimdi 3 kaleci gidiyorlar Sivas deplasmanda. Evet, güzel bir program oldu. İlk bölümde haftanın olayını konuştuk. Ardından Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi, biraz Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması ve programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi günü önce Sabah Spor'un ardından da Hattrick'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Hoşçakalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.